Samos sürgününde bu haftada beraberiz. Ben Sevan Nişanyan. Hattın karşı tarafında İstanbul'da Arsen Nişanyan ve Erkin Ergüney. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Selamlar. Sol konuşalım dediniz. Sol taraftan kalktığımız için. Buyurun, sol hakkında neyi konuşmak istiyoruz, bir onu duyalım. Bizim tevellüdümüz pek yetmiyor. O yüzden size danışmak istedik. Türkiye'de, dünyada solcu nedir, solcu kimdir? Ne isterler, kime denir, bunları konuşmak istedik. Şimdiye kadar fark ettiğimiz, ya bizi bu soruya iten şey şu oldu. 80 evvelinden okuduğumuz, bugün okuduğumuz tüm yazarlar, tüm entelektüeller kendini solcu tanımlarken bugün neredeyse hiçbiri böyle tanımlamıyor. En azından bizim okuduklarımız. 80 evvelinde sanki yeni bir diskur üretebiliyorlardı. Türkiye'nin duymadığı şeyler söyleyebiliyorlardı. Anladığımız kadarıyla o kitapların okunma şevkine ve heyecanına bakarak. Bugün öyle bir şey de görünmüyor. Belki siz de bu noktada kişisel hem anekdotlarınızla hem de büyük resmi göstererek bize yardımcı olursunuz diye düşünüyoruz. Bugün soldan neyi kastediyoruz? Bu konuda da ben birazcık bilgisizim, korkarım ki. Son yıllarda bir hayli uzak düştüm. Bugünkü Türkiye'de sol deyince neyi anlıyoruz? Yani kimi, nasıl bir platformu temsil ediyor sol sizce? Toplum içinde ezilmiş bazı kesimlerin olduğunu düşünüyor solcular ve eşitlik gelmesi gerektiğini ve bunun mümkünse devlet eliyle yapılması gerektiğine inanıyorlar. Muhtemelen 80'den önce daha çok işçiler üzerinden kurulmuş bir diskurken şu anda kadınlar ve azınlıkları da kapsayan bir diskura dönüşmüş durumda. Ancak temel gaye ezilmiş kitlelerin örgütlenip bir şekilde ülkede eşitliği sağlayabilmesi. Türkiye'de ezilme veya zulme uğrama derken ilk akla gelen grup olan Kürtler konusunda da bu dediğin gibi mi düşünüyor Türk solu? Genele yayacak olursak muhtemelen hayır, ancak solcular arasında böyle düşünenler de var. Evet, ancak daha çok dışarıdan gelen bazı esintilerle muhtemelen işçiler ve kadınlar temel gündem maddeleri işçiler ve Kürtler azınlıklardan ziyade. Belki bunun yanında Kürt siyasetinin de neredeyse sadece Kürt solundan oluşmasını da bu açıklıyordur. Yani Türk solu belki böyle düşünmüyor ama Kürt siyaseti neredeyse tamamına yakını bu ezilmişlik üzerinden sola meylediyorlar sanıyorum. Valla bana sorarsanız 1989 veya 90-91'e kadar sol deyince gayet net bir kriter vardı. Sovyetler Birliği taraftarlığıydı bu. Yani dünya siyaseti çok sert hatlarla ikiye bölünmüş durumdaydı. Sovyet yandaşları ve Sovyet karşıtları. Soğuk Savaş döneminde, yani özellikle 1945-46'dan 1970'lerin ortalarına kadar, yani Sovyetler Birliği büyük şeytan pozisyonundaydı Türkiye için. Sovyetler Birliği'ni övmek, Sovyetler Birliği'ne yandaş olmak, Sovyetler Birliği'nin politikalarını benimsemek veya onların sözcüsü olmak son derece tehlikeli bir şeydi. Yani insanlar bunun için hapse giriyordu, aşağılanıyordu, şeytanlaştırılıyordu, terörist ve anarşist ilan ediliyordu, düşman, vatan haini ilan ediliyordu. Biliyorsunuz Türkiye'de her dönem bir takım vatan hainleri vardır. O dönem için soldu bu. Dolayısıyla solculuk ve dış politikada Sovyet yandaşlığı bir Türkiye'de muhalif olmanın, Türkiye'de mevcut rejime, Türkiye'de var olan güç dengelerine karşı durmanın en basit, en kolay ve en kestirme yoluydu. Yani Türkiye'deki durumdan eğer şikayetçiyseniz, Türkiye'deki rejimin yapısından şikayetçiyseniz, gideceğiniz en kolay adres Sovyetler Birliği taraftarı olmaktı. 1968-69'a kadar Sovyetler Birliği tek kutbuydu solun. Solun kutbu, solun tanımı Komintern taraftarlığı veya Sosyalist Enternasyonel taraftarlığıydı. Daha sonra tabii Çin girdi devreye, başka şeyler girdi. Biraz sonra ona da geliriz. Fakat esas ana damarı solun, perde arkasından Türkiye Komünist Partisi, ön planda Türkiye Komünist Partisi'nin yardımıyla veya desteğiyle kurulan Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi gibi hareketler. Onların dışında Cumhuriyet Halk Partisi içinde Ortanın Solu adıyla ortaya çıkan sulandırılmış sol hareketin temel varsayımı, temel bakış açısı Sovyetler Birliği meselesi üzerine kuruluydu. Bir
paradoks söz konusu orada. Çok derin bir paradoks. Solu ciddi ölçüde sakatlayan ve bugüne dek de solun altından kalkamayacağı, bir kalkamadığı bir paradoksa işaret etmek lazım. Bir yandan dış politika açısından sol hareket Türkiye'de her zaman için önceleri İngiltere'ye, daha sonra İngiltere ve Amerika'ya, NATO'ya karşı olmak ve Sovyetler Birliği'ne, Bolşevik rejime taraftar olmak şeklinde tanımlandı. Bu eksen üzerinden hareket etti. Şüphesiz bunun da nüansları var. Yani Sovyetler Birliği'ne az taraftar olan, çok taraftar olan ya da üçüncü dünyacılık çizgisinden anti İngiliz ve Amerikan emperyalizmi karşıtı politikaları yürüten bir zümre var. Türkiye'de kapitalizmin, yani sermayenin ana dayanağı her zaman dış sermaye olduğu için, Türkiye'de sermayenin can damarı ya da sermayenin doğal müttefiki önceleri İngiltere, daha sonra Amerika olduğu için, kapitalizm karşıtlığı aynı zamanda İngiltere ve Amerika karşıtlığı anlamına geliyordu. Kapitalizme muhalefet etmek, İngiltere ve Amerika'nın rakiplerine ve düşmanlarına taraftar olmak anlamına geliyordu. Öteden beri Türk solu mesela Almanya veya Fransa konusunda genellikle sessizdir. Bu ülkeler hakkında net bir fikir beyan etmez. Fakat İngiltere ve Amerika konusunda son derece net bir şekilde düşmanca bir tavır içindedir. Sovyetler Birliği'ne açıkça taraftar olmaya cesareti olmayan solcular dahi bir şekilde ya üçüncü dünyacılık, Nehruculuk, Endonezya'da Suhartoculuk, şeyde Cezayir'de Bumediyencilik vesaire gibi kisveler altında bir şekilde Batı dünyasının egemen güçlerine, yani İngiltere ve Amerika'ya karşıt olma pozisyonundadırlar. Buna karşılık paradoksun diğer ayağına geçiyoruz şimdi. Şiddetli bir şekilde içte sol ilerlemecidir, yani modernisttir. Yani geleneksel İslami yapılara ve geleneksel toplum yapılarına, toplumsal muhafazakarlığa şiddetle karşıdır. Dolayısıyla aslında belli bir düzlemde batıcıdır. Yani Türkiye'de modernizmle muhafazakarlık arasındaki çatışmada sol her zaman için modernizmden yana tavır tutmuştur. Dolayısıyla batıdan ve batılılıktan ve batılılaşmadan yana tavır almıştır. Genellikle Kemalist devrimlere, yani şapka devrimine, kıyafet devrimine, kadınların özgürleşmesine, harf devrimine, dil devrimine taraftar olmuştur. İlk başlardan beri son derece müfrit bir şekilde dilde yenileşmeyi savunmuştur, öz Türkçeciliği savunmuştur. Bu anlamda batıcılığın Türkiye'deki en radikal, en tavizsiz taraftarı olmuştur. Fakat aynı zamanda da batının siyasi güçlerine, batının siyasi örgütlerine şiddetle karşı olmuştur. Anlatabiliyor muyum bu paradoksu? Ya da bu evet. Konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani bir başka paradoks o zaman şu, ilk başta dediğin gibi, yani sol devlet politikalarını eleştirmenin en kolay yoluyken solculuk aynı zamanda devlet ideolojisine göbekten bağlı bir pozisyon. Bir bakıma evet. Yani devlet ideolojisinin bir kutbuna. Türkiye'de devlet ideolojisi de kendi içinde buna benzer bir paradokstan mustariptir. Çünkü Türkiye'de devlet ideolojisi bir yandan batılılık, reformizm, modernizm çabası içindeyken, bir yandan da içte kitleleri memnun etmek için, kitleleri zapturapt altında tutmak için şiddetli bir vatan millet Sakarya politikası izlemiştir. Batı düşmanlığı, yani batı dostluğuyla batı düşmanlığı devlet söyleminde de son derece iç içe geçmiş bir garip bir amalgamdır, bir bileşiktir. Solda bu biraz daha farklı bir şekilde aynı paradoksu görüyoruz. Bir yandan son derece modernist, son derece ilerici. Yani bakıyorsun Nazım Hikmetlere, Mehmet Ali Aybarlara, o dönemin komünistlerine, Behice Boranlara vesaireye baktığın zaman bunlar klasik 20. yüzyıl başı Türk modernizminin, Türk batılılaşmasının referanslarını batıdan alan, üniversite eğitimini batıdan alan, kültürel kaynaklarını batıdan alan bir zihniyetin temsilcisidir. Özel hayatta, simgelerde, sanatta her zaman Batı'nın en son akımlarına, Batı'nın değerlerine bağlılığı savunmuştur. Fakat aynı zamanda dış politikada Batı'nın bir tür alternatifi olan, Batı olan fakat Batı olmayan bir seçeneği, yani Sovyetler Birliği,
artı 3. dünyadaki o dönemin bir takım reformist yahut modernist akımlarını savunmuşlardır. Türk solunun büyük kahramanları arasında Gandhi ile Nehru'yu sayabiliyoruz. Şimdi onu hatırlamazsınız bile. Sukarno vardı Endonezya'da 1965'te. 3. dünyacılığın liderliğine oynamıştı. Ghana lideri Nkrumah vardı. Buna benzer Cezayir lideri Boumediene vardı. Bunlar Türk solunun idolleri olmuştur o dönemde. Bir batıya meydan okuyan, batıyla savaşan, batıya karşı ulusal kurtuluşu temsil eden kişilikler olmuşlardır. Bu paradoksu Nazım Hikmet'te de görürsün. Bu paradoksu Türkiye İşçi Partisi'nin söyleminde de görürsün. Bu paradoksu Bülent Ecevit'in söyleminde de görürsün. Bir bakıma Bülent Ecevit Türkiye'de yönetime gelmiş olan en modern şahsiyettir. Yani kişisel tercihleri, uslubu, dünyaya bakışı açısından herhangi bir Batı üniversitesinde, Paris'te veya Londra'da kendini evde hissedecek olan bir insandır. Buna karşılık Türkiye'nin koşullarına, Türkiye'nin Anadolu'nun kokusuna ve ruhuna nispeten yabancı bir insandır. Yani bir bu anlamda batılıdır. Fakat aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Batı'yla Türkiye'nin ilişkilerini bozmak anlamında veya Batı'nın çıkarlarına çomak sokmak anlamında en radikal politikaları izlemiş olan politikacıdır. Bu paradoks solun sonunu hazırlamıştır Türkiye'de, bana öyle geliyor ki. Peki sonunu hazırlamadan önce, oraya gelmeden önce, solcuların ne yönlere meylettiğinden bahsettin. Peki bu insanlar Türkiye'de ne başarmak istiyordu? Yani bu insanların hayali neydi eğer iktidara gelselerdi? Yani Sovyet usulü bir komünizm mi kuracaklardı bu ülkede, yoksa daha ara yolcu bir politika mı onları memnun ederdi? Çeşit çeşit solcu vardı, her türlüsü vardı. Sol tek bir hareket değildir Türkiye'de. Bunun içinde Komünist Partisi'nin organize güçleri vardı, şahısları. Özellikle bunlar 1930'larda, 40'larda ve 50'lerde Türk solunun belirleyici unsurlarıdır, Komünist Partisi unsurları. Komünist Partisi doğrudan doğruya Sovyetler Birliği'nden emir alan ve Sovyetler Birliği'nin dış politika aracı olmaktan öteye fazla bir fonksiyonu olmayan bir yapılanmaydı. Bunun yanı sıra yoldaş durumunda olan, yani doğrudan doğruya partiye üye olmamakla birlikte partiye sempatizan durumunda olan birçok kişi vardı. Üniversite mensubu olduğu için ya devlet memuru olduğu için siyasi partiye üye olamayan, doğrudan doğruya Komünist Partisi'nin çizgisini izlemeyen fakat sempatizan olan kişiler vardı. Genel olarak Türkiye'de özellikle 1960'lara yaklaştığımızda Türkiye'de kafası çalışan hemen hemen herkes, yani bir söyleyecek bir sözü olan, entelektüel yapıda olan hemen hemen herkes solun çeşitli nüanslarını temsil etmekteydi. Bunlar arasında 27 Mayıs darbesini kuvvetle destekleyen ve umutla onu bekleyenler de olduğu gibi karşı olanlar da vardı. Çeşitli eğilimde insanlar vardı. Demokrasinin önemine inananlar ve inanmayanlar vardı. 1956'da Macaristan'ın Sovyetler tarafından işgalinde, 1968'de Çekoslovakya'nın Sovyetler tarafından işgalinde ciddi fikir bölünmeleri oldu. Yani yandaş ve karşıt olanlar vardı. İnsani yüzlü bir sosyalizmi savunanlar vardı. Fakat temel paradoksu bunların hepsinde de çeşitli ölçülerde görebilirsin. Solun hep sol olmadığını, aynı sol olmadığını söylüyorsunuz. Şeye de başlangıçtaki sorularımızdan bir tanesine dönersek, yani 80 evvelinde neden kültür hayatımız neredeyse tamamen tekel altına alınmış gibi solcu yazar ve entelektüellerden oluşuyordu? Neden aklı başında, aklı çalışan herkes bu yöne meylediyordu? Şimdi radikal iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bir hayli radikal olacak ve insanları üzecek tahmin ediyorum. Türkiye solu 1960'lara kadar bu toplumun en elit kesiminin, yani seçkinin seçkini olan kesimin buluştuğu bir yerdi. Yani Nazım Hikmet'e bakıyorsun, Mehmet Ali Aybar'a bakıyorsun, Behice Boranlar'a bakıyorsun, Komünist Partisi'nin kurucularına bakıyorsun, Şefik Hüsnü Değmer'e bakıyorsun. Bunlar Osmanlı yönetici sınıfıdır. Bunlar paşazadedir hepsi de. Yani Türkiye'de bir aristokrasi diye bir şey varsa bunlar aristokrasidir. Ve Cumhuriyet'le birlikte eski yönetici sınıf çöktü. Onun yerine Anadolu veya Rumeli kaynaklı veya Çerkez kaynaklı yeni bir, daha aşağıdan gelen bir sınıfın egemenliği başladı. Bu noktada eski
Paşa sülalelerinin eski Tanzimat ve Meşrutiyet seçkinlerinin çocukları ve torunları bir tepki, bir muhalefet çizgisine girdiler genellikle. Yani Murat Belge'ye kadar bakabilirsin. Bunun dışındaki solun işte Vedat Günyollara bakabilirsin. Sabahattin Eyüboğullara bakabilirsin. Bunların hepsi son derece seçkin, son derece elit, en üst tabakanın çocuklarıdır. Memlekette kaliteli işlerin bunlar tarafından yapılması da çok şaşırtıcı değil. Yani sonuç olarak eğitim düzeyinin hayli düşük olduğu bir toplumda bu ortalama eğitim düzeyinin biraz üstünde olanlar rejime bağlandılar ve Kemalist oldular. Yani Atatürkçü rejimin memurları oldular, valileri, ideologları, resmi ideolojinin temsilcileri, vatan millet şiirleri yazanlar vesaire. Bunlar orta sınıfın biraz üstünde bir yerlerden gelen insanlardandı. Onların daha üstündeki tabaka hemen hemen istisnasız olarak kendini sola verdi. Bu çarpıcı bir gerçektir. Niye Amerikancılık değil de Moskovacılıktı bunların tercihi peki? 1950'lerde bunun anlamlı olduğunu düşünüyorum. 1930'larda niye öyleydi sorusunun cevabını bulamıyorum. Şöyle ki, rejimin kurucu ekibiyle birlikte bu elit de, eski Osmanlı elitinin çocukları da 1919'dan itibaren 1919-23 olaylarında Kurtuluş Savaşı adı verilen olayları şiddetle desteklediler, kuvvetle desteklediler, canla başla desteklediler. Nazım Hikmet'le Vanu'nun hikayelerini biliyorsun ve Şevket Süreyya'nın öykülerini biliyorsun. Bunlar İstanbul'un en seçkin ailelerindenken evlerinden kaçıp Anadolu'ya gittiler mücadeleye katılmak için. Yani o mücadelenin içinde yer aldılar, o mücadeleye taraftar oldular. Dolayısıyla Kemalist rejimle aralarında baştan bir işbirliği vardı. Fakat rejim kurulduktan sonra muhalefet saflarına düştüler. Hayallerindeki rejim bu değildi. Sovyetler Birliği'nde o dönemde çok heyecanlı olaylar oluyordu. Yani Sovyetler Birliği'nde yeni bir dünya kurulduğuna ilişkin bir inanç vardı 1920'lerin başında, Lenin zamanında. Hayranlıkla izliyorlardı Sovyetleri. Türkiye'nin radikal bir şekilde yenilenmesinin, her köye elektrik, her eve kitap vesaire gitmesinin, dinin aptallaştırıcı etkisinden ülkenin kurtulmasının anahtarını Sovyet tarzı bir bolşevizmde görüyorlardı. Bunlar son derece hayalperest, idealist bir kuşaktır. 1920'ler solculuğu, hadi diyelim 1930'lara kadar bu sürdü. İngiltere o dönemde Türkiye'deki rejimin veya düzenin en büyük düşmanı olarak görülen bir emperyalist ülkeydi. 1950'lere gelindiğinde belli bir düzen kurulmuştu. Demokrat Parti iktidarı gelmişti. Türkiye'de kapitalizm almış başını gidiyordu. Türkiye'deki düzene, kurulu düzene, mütegallibe düzeyine, zenginlere, fabrikatörlere, kompradorlara eğer karşıysan, yani bir sosyal bir eleştiri içindeysen, doğal olarak Amerika'ya karşı, doğal olarak Amerika'nın baş düşmanı olan Sovyetlere, ki bu aşamada artık 1950'lere gelindiğinde Sovyetlerin idealize edecek bir tarafı kalmamıştı. Yani alelade bir baskı rejimine dönüşmüştü. Buna rağmen daha az bir şey bilindiği için o taraf şu mantıkla gidildi: Amerika kötü, Sovyetler Birliği Amerika'ya karşı, demek ki Sovyetler Birliği iyi diye özetlenecek bir çizgiye gelindi. Bir muhalefetin, bir Türkiye'de kurulu düzene karşı bir başkaldırının ifadesiydi solculuk. Bu da beni demin yarım kalan konuya da geri götürüyor. Yani neden Türkiye'de kaliteli olan işler hep solculardan çıktı 1960'lara kadar dediğimizde? Birinci sebep, çünkü aristokrattılar, yani bayağı seçkin bir sınıftan gelen, iyi eğitim almış. Hepsi de ya genellikle Galatasaray Okulu'nda ya mülkiyede okumuş ya yurt dışında bir süre bulunmuş insanlardı. Fakat ikinci neden şuydu: Türkiye'de tamamıyla entelektüel faaliyetin durgunlaştığı ve devlet güdümüne girdiği bir terör rejiminin, bir korku ve istibdat rejiminin hüküm sürdüğü bir dönemde muhalefete cesaret edebilenler onlardı. Yani hayır efendim, Türkiye'de bir şeyler bozuk gidiyor, bunu sorgulamak lazım, toplumsal yapının temellerini sorgulamak lazım diyenler onlardı. Dolayısıyla ve doğal olarak Türkiye'de
ilginç bir şeyler yazabilen, yani okumaya değer bir şeyler yazabilenler de onlardı. Yani bir yandan körü körüne rejimin destekçisi olan ve devlet memuru olmanın ötesinde ve Atatürk goygoycusu olmanın ötesinde bir niteliği olmayan resmi yazarlar ve çizerler vardı. Sağ darmadağın bir haldeydi. Dinci sağın literatüründen kimsenin haberi yoktu. Hala da yok. Yani o dönemde dinci sağdan çıkan çıksa Bediüzzaman Said Nursi'ydi. Bediüzzaman'ı Türkiye'de entelektüel zümreden okuyan kimse yoktu. Bilen, duyan kimse yoktu. İlginç bir şeyler yazanlar solculardı. Yani orada mesela Orhan Kemal gibi biri son derece ilginçtir. Orhan Kemal tam anlamıyla aristokrat sınıftan gelmez. Orhan Kemal'in ailesi Kemalist rejimin kurucu kadrolarındandır. Yani şeyin, Kuvayi Milliye'nin ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın Adana bölüm şefi olan birisidir babası. Fakat Orhan Kemal hapiste eski kuşak solcularla tanışıp onların verdiği cesaretle sosyal yapı hakkında keskin gözlemlerde, insani gözlemlerde bulunmaya cesaret etmiş bir yazardır. İyi bir yazardır. Solun bir şekilde 1920-30'lardan sonraki kuşağını, 1950'lerdeki kuşağını temsil eder. Bugün bahsettiğiniz Amerika'nın ya da Batı'nın hegemonyasının, tahakkümünün, kapitalizmin yerleşmesinde çok ciddi bir fark görmüyoruz. Yani yine Amerika eskisi kadar etkin, yine Batı'dan oldukça bir sürü şey geliyor, yine bir sürü kapitalist tanımlanabilecek aktiviteler Türkiye'de yaşanıyor. Ama bugün bahsettiğimiz kafası çalışan insanlar artık sola meyletmiyorlar ya da böyle şey üretemiyorlar ediyorlarsa bile. Bunun sebebi ne? O deformasyonu neye bağlıyoruz? Dur, bu konuya birazcık daha biraz sonra gelelim istersen. Yani şeye gidelim. Bu 1968'e kadar getirdim demin olayı. Yani eski elit solun ve Türkiye Komünist Partisi'nin sol hareketin egemen unsuru olduğu dönem 1960'ların sonuna kadar gelir. 1960'ların sonundan itibaren, yani 68-69'dan itibaren yeni bir olguyla karşılaştık. Bu yeni olgu üniversite gençliğiydi. Üniversite gençliği tam olarak 1968'den itibaren kısmen dış dünyadan, yani Amerika'dan ve Fransa'dan esen rüzgarların sonucu olarak kitlesel olarak yığın halinde solla meyletti. Solu dünya çapında bir devrim hareketi başlamıştı 1967-68'de ve Türkiye üniversite gençliği de büyük bir heyecanla bu devrim hareketine katılmaya karar verdi. Sosyal yapıda büyük bir değişiklik olmuştu bu arada. Çünkü üniversiteler 1960 başından itibaren ilk kez geniş kitlelere açılmaya başlamıştı. Yani 1940'larda, 50'lerde, 60'larda liselerin kurulduğu illerden, kasabalardan üniversitelere bir akın oldu. Şimdi bugünkü bakış açısıyla baktığın zaman biraz farklıdır. Çünkü o tarihte 1968'de yanılmıyorsam Türkiye'de 8 tane üniversite vardı. 8'i de büyük ölçüde Batılıların desteğiyle ve onların çalışmasıyla kurulmuş. Bugünkü standartlarımıza göre bir hayli iyi sayılacak. Yani dünya çapında sayılabilecek veya dünyanın birinci liginde olmasa bile ikinci liginde sayılabilecek üniversitelerdi. En kuvvetli sol hareketler, en kuvvetli sol öğrenci hareketliliği Amerikalılar tarafından kurulan iki üniversitede, yani Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başladı. Yine o eski elit geleneğinin, elit sol geleneğinin bir devamıydı. Fakat öğrenciler artık Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen insanlardı. Aralarında Sinan Cemgil gibi, Ulaş Bardakçı gibi nispeten seçkin ailelerden gelenler vardı. Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan gibi Anadolu'nun taşra kasabalarından ve şehirlerinden, oranın orta sınıfından gelenler vardı. Farklı bir üsluba sahiptiler. Daha ataktılar, daha cesurdular ve dünyadaki devrim hareketinin onları da sürükleyeceğine inanıyorlardı. Sovyetler Birliği tarzında bir devrim olmasa bile 27 Mayıs tarzında bir askeri kalkışmanın Türkiye'de solu kurabileceğine inanıyorlardı. Mısır'da Cemal Abdülnasır rejimini bir model olarak görüyorlardı.
Arnavutluk'ta Enver Hoca rejimini, diğer bazı Afrika ülkelerinde darbe yoluyla kurulan sol rejimleri, Küba'da Fidel Castro'nun kurduğu, Bolivya'da Che Guevara'nın kurmayı başaramadığı rejimleri, ki bunlar gerilla hareketi ve askeri darbe yoluyla başa geçmiş rejimlerdir. Onları model alıyorlardı. Yavaşça Türk solu başka bir yere kaydı. Son derece devrimci bir heyecanla ortaya çıkan, önceki kuşağı, 1950'ler 60'lar kuşağını aslına bakarsan küçümseyen, onların pasifliğini benimsemeyen, işte Türk halkının daha kolay benimseyeceği türden bir halkçılık, hatta milliyetçilik boyutunu ön plana çıkaran, İngiliz ve Amerikan düşmanlığını tamamıyla ön plana çıkaran, yani solun ana temasını anti-emperyalizm üzerine kuran Milli Demokratik Devrim Hareketleri çıktı ortaya. Bunun ilk teorisyeni biliyorsunuz Mihri Belli'ydi. Mihri Belli de eski kuşak solculardandır. Yani eski Osmanlı aristokrasisinin devamı olan ailelerdendir. Son derece seçkin, kültürlü bir aileden gelir. Fakat eski tarz solun Türkiye'de artık prim yapmadığını fark ettiği için başka bir çizgiye, daha popülist bir çizgiye, İstanbul'un seçkin salonlarından ve üniversitelerinden ve barlarından değil, Anadolu dağlarından yola çıkacak bir devrim hareketine fikir babalığı etti. Ve böylece Türk solu bambaşka bir niteliğe bürünmeye başladı 1970'li yıllarda. Artık solcular parka giyiyorlardı ve artık solcular Tarkan usulü sarkık bıyık bırakmaya başlamışlardı. Başka bir tarzın, başka bir üslubun insanları olmaya başlamıştı. Fakat bu dönemde aynı zamanda Komünist Partisi'nin Türk solu üzerindeki hegemonyası paramparça edildi. Başka çeşit çeşit örgütler ortaya çıktı. Bunlar Aydınlık Dergisi bunun ilkidir. Bunun peşinden Halkın Kurtuluşu geldi. Dev Genç kuruldu. Dev Yol'un ilk nüvesi olan Dev Genç üniversite bünyesinde örgütlendi vesaire. Nasıl ve neden bu şekilde Türk solu parçalandı meselesi ayrı bir konudur. Onu da konuşuruz daha sonra arzu ederseniz. Fakat Türk solu 1970'lere gelindiğinde bambaşka bir dinamizme ve bambaşka bir parçalanmışlığa kavuştu. Başka bir şeye doğru evrildi ve 1980 yılında bu büyük heyecanla, devrim heyecanıyla örgütlenen ve hareketlenen gençlik kitleleri ağır bir yenilgiyle, korkunç bir şokla karşılaştılar. Çünkü 12 Eylül 1980'de askeri darbe oldu. O güne kadar, o günden bir hafta öncesine kadar Türkiye'de solcuların büyük bir kısmı bugün yarın devrim olacağını bekliyorlardı. Türkiye'nin belki kısa süreli bir iç savaşa sürüklendikten sonra devrim yolunda kahramanca ve şanlı bir şekilde ilerleyeceğine güveniyorlardı. Hepimiz de aşağı yukarı öyleydik. Tanıdığım yakın arkadaşlarımın birçoğu böyle bir inanç içindeydi. Ben bile her zaman kuşkucu bir insan olarak bu heyecana belli ölçüde kapılmıştım 1980 yılından önce, 1979'da özellikle. 1980'de askeri darbe oldu. O gün askerler idareye el koydular ve 24 saat içinde Türk solu çöktü, bitti, tükendi. Tüm üyeleri, tüm militanları ya hapse girdi, hapiste işkenceler gördü, direnemediler. Umdukları şeylerin hiçbiri olmadı ve Türkiye'de devletin zannedildiğinden çok daha güçlü olduğu, yani devletle başa çıkmanın o kadar kolay bir şey olmadığı anlaşıldı. Onu izleyen dönemde, 1980 ile 90 arasındaki dönemde Türk solu diye bir şey yoktur. Yani kaybolmuştur, yer altına çekilmiştir. Örgütlü bir hareketi yoktur. Sesi duyulmaz, yayınları yoktur. Türk solu tükenmiştir, bitmiştir. 1989'dan sonra, yani Sovyetler Birliği çökmeye başladıktan sonra ortaya çıkan yeni sol hareketi başka bir şeydir. Başka nitelikte bir hadisedir. Onu da madem ki yarım saatimizi doldurduk, şimdi isterseniz bir ara verelim. Ondan sonra önümüzdeki hafta bu konuyu sürdürelim. Ne dersiniz? Şahane bir fikir. İyi olur.
Sevgili arkadaşlar, bu haftaki Samos sürgünü programına da son verelim isterseniz. Yarım saatle, aşağı yukarı yarım saatle kendimizi sınırlamaya karar verdik. Dinleyicilerimizden ve editörümüzden gelen istekler, haklı istekler doğrultusunda. Dolayısıyla yarım saat içinde tamamlayamadığımız konuları devam programında bir hafta sonra sürdürmeyi düşünüyoruz. Nitekim bu Türk solunun bugün içinde bulunduğu durum meselesini de önümüzdeki hafta tartışmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Erkin Ergüney ve Arsen Nişanyan'a teşekkür ediyorum. Ben Sevan Nişanyan. Haftaya görüşmek üzere. Size iyi günler diliyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Özgür Düşüncelerin uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.